Deprem bölgelerinde kuşkusuz bir gerçek var ki o gerçeğin adı çocuklar. Çocukların ilgiye, ihtimama, desteğe ihtiyacı var. Kimi hiçbir şeyden habersiz, kimi yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Şu an kameramın arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Hatay'dayız. Depremin en çok vurduğu şehir burası. Narlıca 2 çadır kentindeyiz. Burada yaklaşık 300 çocuk var. Dedik ya çocukların ilgiye, desteğe ihtiyacı var diye. Şimdi çocuklar için etkinlik düzenleyen, çocuklara ilgi ve ihtimam gösteren bir ekiple tanıştıracağım sizi. Hemen gösterelim, burada bir tır var. Yollardayız, Gezici Kültür Merkezi. Bu proje aslında Haziran ayında hayata geçirildi. Bu tır şehir şehir geziyor. Hem mülteci çocuklar için hem dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenleyen, çocuklara ilgi ve alaka gösteren, çocukların eğitimine ve oyun ihtiyacını karşılayan bir tır. Bu tır deprem bölgelerinde de artık çocukların yanında. Bakın İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın himayesinde Evader Derneği'nin ve pek çok aslında kurumun da destek verdiği Gezici Kültür Merkezi Hatay'da çocuklar için oyunlar, etkinlikler, dersler, pek çok faaliyet düzenleniyor. Hemen Nagihan Hocam'ın yanına gitmek istiyorum. Nagihan Hocam merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Yayının başında dedim ki çocukların ilgiye, ihtimama, desteğe ihtiyacı var. Çocuklar için çok çok daha zor. Aynı zamanda ağlayan çocukları görüyoruz. Ne olduğundan habersiz çocukları görüyoruz. Siz çocuklar için Hatay'dasınız. Tırla beraber geldiniz. Evet. Neler yapıyorsunuz hocam? Nasıl mesajlarınız olur? Biz çocukların biraz daha sosyalleşmesine katkı sağlamak, bu depremin etkilerini hafifletmek amacıyla buradayız. Psikososyal destek ve psikolojik ilk yardım için buradayız. Ve depremin hemen ardından geldik. Önce Adıyaman'da çalıştık, şimdi de Hatay'dayız yaklaşık 20 gündür. Bu çadır kentlere geldiğiniz zaman çocukların hemen koşarak gelip size hiç tanımadan sarıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla çocukların çok fazla şefkat ve ilgiye ihtiyaçları var. Çünkü aileler acılı, aileler dertli, evlerini kaybetmişler, ağır hasarlı evler var, mallarını kaybetmişler. Dolayısıyla çocuklarına yeterince zaman ayırma imkanları olmuyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Burada çok farklı kurumlar var. Milli Eğitim var, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı var, çeşitli STK'lar var ama ne yapsak azdır. Çünkü çocuk sayısı çok fazla ve çocukların gerçekten çok fazla ilgiye ihtiyacı var. Biz de ders dışı etkinliklerle, kültürel faaliyetlerle, sportif faaliyetlerle, resim, oyun hamuru, masal, drama, Hacivat Karagöz gösterileri, bileklik yapımı, çeşitli etkinliklerle çocuklarla hoşça vakit geçiriyoruz. Ve aynı zamanda çocukların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Burada rahatça konuşuyorlar, dertleşiyorlar, bizlerle özellerini anlatabiliyorlar. Biz onları dinliyoruz, dinliyoruz ve böylelikle rahatlamalarına katkı sağlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi dışarıda masalar, sandalyeler, farklı oyun alanları kurulmuş. İçeride ne var hocam? İçeriği de görelim. Tabii isterseniz. Memnuniyetle buyurun. Burada arkadaşlarımızla bileklik yapıyoruz. Biraz daha yaş grubu, 13 yaş ve üstünü aldık burada. Bu arkadaşlarımız kendilerine ve hediye etmek istedikleri kişilere arkadaş bileklikleri yapıyorlar. Kafanız biraz dağılıyor. Aynen. Mu? Çok iyi geliyor bize de. Değil mi? Bileklik yapıyor. Bakalım sen ne yapıyorsun? Kime yapıyorsun? Abime. Abine yapıyorsun. Hı. İyi geliyor mu peki? Evet geliyor. Bu tırda nasıl geçiyor vaktiniz? Nasılsın güzel ablacığım? Ha? Güzel geçiyor. Elin yatkın mıymış bileklik yapmaya? Evet. Ha? Sevdin mi bu işi? Evet. Kaç tane yaptın şu ana kadar? İki tane. İki tane yaptın. Şimdi kime yapıyorsun peki? Meydanlama yapacağım. Bakayım bu mu? Bitmek üzere galiba. Şöyle. Bunu anneciğine vereceksin. Evet. Peki çok güzel yapmışsın. Hem etkinliklere katılıyorlar hem size yardımcı oluyorlar. Evet kesinlikle. Böylelikle onlarla epeyce vakit geçirmiş oluyor. Orada bir bileklik tamamlanmak üzere. Evet. Eline sağlık. Bakayım mavi renkte bir bileklik. Bitti artık değil mi bu? Evet. Kime vereceksin bunu? Arkadaşıma. Arkadaşına. Keyif aldın mı? Nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Seviyoruz yapmayı, eğleniyoruz zaman. İlk defa mı böyle deniyorsunuz? Evet, ilk defa. Bayağı eliniz yatkınmış o zaman. Evet, 2-3 kere oldu. Vallahi size bravo. Ha, canım. Şuradaki Merve Sefezi, onu ben çizdim. Bunu sen mi çizdin? Aa, bak Doğukan abisi göstersin. Merve Safa, yeni Hatay. Canım benim. Nagihan hocam, tır güzel, dışarıdaki etkinlik alanı güzel.
Şimdi peki diğer bölgeleri de gezecek misiniz? Tabii ki. Bayram sabahına kadar buradayız öncelikle Fulya Hanım. Aha. Bayram sabahı bayramlıklarımızı da hediye ettikten sonra hazırladık onları. Aha. Bayramlıklarımızı hediye ettikten sonra buraya veda edeceğiz. Daha sonrasında Malatya'da devam edeceğiz inşallah. Evet, bayramdan sonra. Son olarak hocam nasıl mesajınız olur? Bölgeye destek destek için gelmek isteyenler oluyor. Destek için gelmek isteyen pek çok kişi bizi de arıyor. Öncelikle koordinasyon çok önemli. Onun için AFAD bilgisi dahilinde gelmelerini öneririm. Dolayısıyla nerede daha çok ihtiyaç varsa orayı boş bırakmamış oluruz. Benim önerim bu yönde olacak. Peki. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Çocuklar için işte etkinlikler düzenleniyor. Deprem bölgelerindeki çocukların bir şeylerle uğraşması, etkinliklere katılması, kafalarının dağılması çok çok önemli. Çünkü yani yaşadıkları travma çok büyük bir travma. Bölgede Hatay'da pek çok noktada çocuklar için alanlar var. İşte onlardan birisini gösterdik size. Burası Narlıca Çadır Kenti. Hatay'dan aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.